Yukarıdakilerden hangileri ekosistemleri oluşturan cansız unsurlar arasında yer alır? Mikroorganizmalar canlıdır. Hayvanlar canlıdır. Fakat yağış ve ışık gibi faktörler ekosistemleri oluşturan cansız fiziki koşullardandır. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2. A seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdeki doğal dengeyi bozan bir faaliyet değildir? Ormanların tahrip edilmesi, denizlerde aşırı avlanma yapılması, fosil yakıtların yoğun olarak kullanılması ve meralarda aşırı otlatma yapılması gibi unsurlar doğal çevrede ekolojik dengeyi bozan, doğal dengeyi bozan faaliyetlerdir. Fakat barajların çevresinde ağaçlandırma yapılması erozyonu engelleyen bir durumdur. Doğal dengenin korunması üzerinde etkilidir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru özelliklerinden hangilerinin azaldığı söylenebilir? Besin piramidinde yukarı doğru aktarılan enerji miktarı giderek azalır. Birey sayısı yukarı çıktıkça azalır. Fakat canlıların vücut büyüklüğü piramidin tabanından yukarı doğru çıkıldıkça artar. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynağı olarak kullanılan karbon kaynaklarından biri değildir? Petrol ve doğal gaz hidrokarbonlardan oluşur. Taş kömürü ve lignit bunlar da karbondan oluşur. Fakat uranyum bir mineraldir, bir elementtir ve radyoaktif bir elementtir. Enerji kaynağı olarak kullanılır fakat karbon kaynağı değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralandırılan yerlerden hangisi petrole bağlı olarak karbon bakımından daha zengindir? Haritada verilen bölgeler içerisinde 4 numaralı bölge dünyada petrol rezervleri bakımından önemlidir. Bundan dolayı karbon bakımından zengin olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi besin piramidinin her basamağında bulunur? Üreticiler besin piramidinin en alt kısmındadır. Birincil tüketiciler onun üzerinde, ikincil tüketiciler onun üzerinde, üçüncül tüketiciler de ikincil tüketicilerin üzerinde bulunur. Fakat ayrıştırıcılar besin piramidinin herhangi bir tabakasında bulunabilir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Üreticiler besin zincirinin ilk basamağında yer alan ve kendi besinlerini üreten canlılardır. Aşağıdakilerden hangisi bu canlılara örnek verilebilir? Leopar ve kurbağa, kartallar bunlar etçil canlılardır. Kurbağalar hem etçil hem otçul olarak değerlendirilebilir. Hem sinek yerler hem de yosun yerler. Bundan dolayı bu şekilde değerlendirilebilir. Geyikler ise otçul canlılardır. Alkiler olarak söylediğimiz su yosunları ise bitkiler gibi fotosentez yapabilen, bu yolla besin üretebilen canlılardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ayrıştırıcılar bitkisel ve hayvansal kalıntıları parçalayan bakterilerdir. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde ayrıştırıcı faaliyetlerin daha fazla olması beklenir denilmiş. Bakteriler sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha hızlı faaliyette bulunur. Bundan dolayı iki numaralı bölge yani Amazon havzasında bakterilerin faaliyetlerinin çok daha hızlı olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde karbonun iklimi düzenleyici etkisinden söz edilmiştir? Kireç taşı karbon kaynaklarından biridir denilmiş. Burada böyle bir bilgi yok. Denizlerde karbon oranı atmosferden fazladır denilmiş. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Okyanuslar karbonun depolandığı yerlerdir denilirken yine düzenleyici bir etkiden bahsedilmemiş. Atmosferde karbondioksit halinde bulunur denilmiş. Burada da yine düzenleyici bir etki söz konusu değildir. Fakat karbondioksit aşırı ısınma ve aşırı soğumayı engeller denilmiş. Burada karbonun iklimi düzenleyici etkisinden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Atmosferde karbondioksitin artarak karbon döngüsünün bozulmasında insan faaliyetleri etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri değildir?
ulaşım araçlarının sayısının artması, sanayi tesislerinin artması, fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak atmosferde karbondioksit oranı artar. Ayrıca ormanların tahrip edilmesi sonucunda atmosferdeki karbonu dengeleyen unsurlardan biri de ortadan kalkmış olur. Bu tür durumlar insan faaliyetleri içerisinde karbon döngüsünü bozan durumlardır. Fakat mera arazilerinde otlatma yapılmaması karbon döngüsünün bozulmasında etkili olmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Ölen canlılar çürükçül bakterilerce ayrıştırılarak amonyak gazı oluşturulur. Amonyak nitrifikasyon bakterileri tarafından nitrat ve nitrit tuzlarına dönüştürülür şeklinde verilmiş. Yukarıdaki açıklamada madde döngülerinden hangisinden söz edilmiştir? Nitrifikasyon olayı azotun nitrit ve nitratlara dönüştürülmesi sürecidir. Böylelikle azot, doğal azot bitkilerin kullanabileceği bir forma dönüştürülmüş olur. Dolayısıyla bahsedilen süreç de azot döngüsüdür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen karbondioksitin üretim ve tüketim yolları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Karbondioksitin üretim yolları içerisinde volkanik faaliyetler, karbonatlı kayaçların ayrışması, fosil yakıtların yanması ve canlıların solunum yapması yani vücutlarındaki organik maddeleri yakması gibi durumlar söz konusudur. Fakat suyun oksijen ve hidrojene ayrışması olayında karbondioksitin üretimi söz konusu değildir. Karbondioksitin tüketimine gelince kömür ve petrol oluşumu sırasında karbondioksit tüketilir. Karbonatlı kayaçların oluşumu sırasında karbondioksit tüketilir. Bitkilerin fotosentezi sırasında, deniz hayvanlarının kabuk oluşumu sırasında da karbondioksit tüketimi söz konusudur. Fakat suyun havayla temas etmesi durumunda bazen üretim, bazen tüketim söz konusudur. Bu da her zaman tüketim anlamına gelmez. Bu da yanlış bir bilgidir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Betonlaşma ve aşırı su kullanımı yeraltı suyu seviyesini azaltır. Ayrıca kıyılarda yeraltı suyunun düşmesine bağlı olarak denizin tuzlu suyu tatlı suya karışır denilmiş. Yukarıda kentleşme ve nüfus artışının su döngüsüne etkileri belirtilmiş. Bu durum aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde daha belirgindir deniliyor. Yukarıda belirtilen durumların meydana gelebilmesi için kıyılarda denildiği için kıyıda olan bir ilimizin olması daha uygun olur. Ayrıca betonlaşmanın ve aşırı su kullanımının da fazla olması için verilen örneğin İstanbul olması en uygundur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünü olumsuz etkilemez? Suyun tarımda kullanımı sırasında, nüfus artışına bağlı olarak su tüketiminin artmasında, yeraltı sularına deniz suyunun karışmasında, baraj ve kanalların yapılmasında yeraltı sularına müdahale söz konusudur. Fakat su havzalarındaki bitki örtüsünün korunması su döngüsü üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.